HDI Sigorta Ters Köşeyi sunar. Herkese mutlu günler, günaydın, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Ben Özgür Sancar, biliyorsunuz yaklaşık bir haftadır sevgili Aygün Özipek olmadığı için yıllık izinin bir bölümünü kullanıyor. Bu saatte yani 10 ile 12 arasındaki kuşakta sizlere ben yardımcı oluyorum. Bugün de ben varım ama yarından itibaren Aygün Özipek gelecek ve programlarına başlayacak. Sevgili dinleyiciler, bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın dün akşam yaptığı açıklamaları konuşarak başlayacağız programımıza. Dün akşam bir deklarasyon yayınladı Aziz Yıldırım ve dedi ki adayım. Yani Haziran'da yapılacak seçimde ben de adayım ve teknik direktör olarak da Mourinho'yu getireceğim. Kendisiyle geçen hafta 2 saat direkt konuştum, yüz yüze konuştum ve yani doğrudan konuştum ve arkadaşlarım da onun temsilcileriyle, menajerleriyle görüşüyor bir takım şartları. Ben seçilmesem bile, diğer adaylar seçilse bile Mourinho'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasını istiyorum. Diğer adaylara da önereceğim bu durumu dedi. Çünkü artık camianın evladıdır, şu bu gerekçelerle bir takım teknik direktörü atamalarla bu iş olmuyor. Çok iyi bir teknik direktör, üst düzey teknik direktörlerle çalışmalısınız dedi. Böyle bir vizyonunun olduğunu söylüyor eski başkan Aziz Yıldırım. Teknik direktör Mahmut Alparslan programımızın ilk bölümünde bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş gördük, günaydın. Günaydın Özgürcüğüm. Nasılsınız hocam, iyisiniz umarım. Hamdolsun, bomba gibi yoldayım. Yoldasınız, yayına gidiyorsunuz ama öncesinde bizim yayına katıldınız. Eksik olmayın hocam. Estağfurullah. Aspor'da kaçta başlıyor yayınınız? 11.30'da mı? 11.30 evet. Ne güzel hocam. İyi yayınlar şimdiden. Eyvallah, teşekkürler. Hocam ne diyorsunuz? Aziz Yıldırım Mourinho'yu getireceğim diyor. Ya, getirebilir yani şartlar uygun olursa. Mourinho tabii çalıştığı yerler belli. İngiltere, İtalya, İspanya, emine Türkiye'yi dener. Türkiye'de biliyorsun, Türkiye'de futbol ortamı devamlı action doludur. Yani olabilir olmaz diye bir şey yok zaten. Polemiklere sonra... çok açık bir teknik direktör. Türkiye'de futbolun yapısını en iyi siz biliyorsunuz. Yani Türkiye'de başka bir siyaset var, yönetim anlayışıyla. Evet. Yani onun yönetim anlayışıyla, yönetme anlayışıyla çok fazla Türkiye'deki yapı uyuşur mu? Bu konuda bir handikap, bir engel görüyor musunuz hocam? Mourinho'nun yani %100 başarılı olabileceğini söyleyebilir miyiz? Başarıdan ziyade devamlı ceza yer. Evet. Biliyorsun Avrupalı hakemlerin toleranslarında bizdeki tolerans ve hatta federasyonun sadece hocaları ve başkanları ceza kesmesinden başka bir şey yapmadıkları için burada bunları yaşayabilir. Ama yani tartışılmayan bir hoca getiriyorsunuz da önemli olan hocaya getirmek değil, hocanın isteklerini yerine getirmek. Doğru. Hocam yani Mourinho'yu getirmek, işte onun istediği ücreti vermek belki işin kolay tarafı. Evet. Ki bence de ücret standardı çok yüksek, yüksek bir rakamdan bahsedecektir ama daha da önemlisi onun isteyeceği bir transfer bütçesi olacaktır. Çünkü Mourinho yani Benfica Porto dönemi dahil olmak üzere hep iyi takımlarla, iyi futbolcularla, yüksek transfer bütçeleriyle çalıştı. Real Madrid'i ve zaten Chelsea'yi saymıyorum. Orada çok daha yüksek bütçelerle çalıştı. Değil mi? Yani ona iyi bir transfer bütçesi de sunmak lazım. Mutlaka zaten biraz öyle anlatmaya çalıştığım gibi Mourinho'ya getirmek önemli değil. Verirsiniz, parayı getirirsiniz yani. Ama istekleri, etrafı, çalışacağı ortam, yani kendi yardımcıları, işte fizyoterapistler, belki doktorunu da beraber getirecek. Hmm. Belki 15 kişilik bir ekiple gelecek. Bunların maliyeti yani kolay işler değil. Tabii hocayı getirdim, tamam ben bunu getirdim, şampiyon değil. Burada kimler gelir? İstediği oyuncular. Yani az buz rakamlarla olmaz, getirmek istediği en aşağı minimumdan bahsedeyim 10 milyondan başlar oyuncular. Değil mi hocam? Evet. Tabii elinizdekileri kimleri tutacaksınız? Bunlar kimlerle çalışacak? Ne karar verecek? Bunlar hepsi tabii teporatlı işler, çok uzun vadeli işler. Masalarda hemen bir haftada bitecek. Yapma, Mourinho'ya getirdin, imza atadın falan, bitecek bir iş değil. Bunun hepsini ona sunmanız lazım. Herhalde biz teknik direktörler Türkiye'de 4 sayfaya imza atıyorsun, onda 54 sayfaya attı, 104 sayfaya imza atar. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ben çok rasyonel olduğunu düşünmüyorum. Ya Mourinho profilinde bir teknik direktörün Türkiye'ye gelip kısa dönemde başarı getireceğine, Türkiye'deki futbol ortamına intiba sağlayabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Doğru bir tercih olarak da görmüyorum. Belki Aziz Yıldırım işte camianın evladıdır falan filan gerekçelerle, işte Fenerbahçe'yi yönetebilecek standartta teknik direktörlerle çalışmıyoruz derken belli ölçülerde haklı olabilir ama yani Fenerbahçe'yi Türkiye koşullarında kısa dönemde başarıya
götürebilecek çok daha makul seçenekler olabilir. Ben Mourinho'nun bu profilde bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın kararının da çok doğru olduğunu söyleyemem. Benim kişisel fikrim bu. Ne dersiniz? Doğru. Yani öncelikle şöyle getirmek dedim ya, getirmek hiçbir şey değil. Getirirsiniz ama sunacaklarınız istekler karşılık verecek. Kısa vadede getirmek istiyorsunuz. Şu anda ne kadar para harcadınız? 200 milyon mu? Atıyorum. Transfer bütçenizi o şekilde mi yaptınız? 200 milyon euro mu? Olacak o sana 300 milyon euro. Ha, o kadar fazla oyuncular isteyecek ki sizden. Yani en başta atıyorum diyecek ki Lukaku'yu getirin bana. Örnek veriyorum. Ya adamın maliyeti zaten belli. Bonusları bilmem ne. Bir senesi gelecekse de nereden bakarsan bak 10 milyon üzerinde. %100. Sadece bir topçudan bahsediyorum. Ancak siz o seviyedeki, o üst seviyedeki oyuncularla bir yerlere gelebiliyorsunuz. Türkiye'mizde o şekilde. Tabii benim evladım, senin evladın, bu da evlat mevlat yok, abi, enişte bilmem ne. Bunlar tabii yok. Tabii duygusallıklara girmemek konusunda Aziz Yıldırım belki doğru tespitte bulunuyor ama. Yok. Yani mesela bu seneki teknik direktör değil ama çok daha yüksek profilli, Türk Ligi'nde başarılı olabilecek bir teknik direktör bulunabilir. Yani ben yerli alternatiflerde bulunabileceği kanaatindeyim ama Mourinho bir kere düşüşte olan bir teknik direktör hocam. Her ne kadar Roma'yla ilk sezonunda Konferans Ligi'ni kazanmış olsa da yani Chelsea'deki, Inter'deki Mourinho'dan bahsedemeyiz. Onun o futbol anlayışı tabii. Ve bence tekniği, bugünkü işte ön plana çıkan Carlo Ancelotti, Diego Pablo Simeone, Tuchel ve Klopp'un arkasında kalıyor birazcık. Zaten bu sonuçlara da yansıdı. Bir, bu gerçeği göz ardı etmemeliyiz. İki, dediğiniz gibi yani Mourinho tek başına gelmiyor. Büyük bir transfer bütçesiyle geliyor. Üstelik Mourinho belki çok sayıda Türk dostuna sahip ve Türkiye'yi yakından tanıyor, bilen bir teknik direktör ama çalışmak başka bir şey. Türkiye'deki çalışma ortamına çok uyumlu bir teknik direktör karakteri olduğunu düşünmüyorum. Ya tabii bu Fenerbahçe'nin vereceği bir karar. Önce yönetimde kimler gelecek? Şu anda bakıyorsunuz başarısız giden bir dönem var. Tamam, biz hep hocalara falan vuruyoruz da ama bu baştan aşağı gitmesi giden bir şey yani. Bu silsile yukarıdan aşağı kadar gelen bir şey. Tamam, Sayın Başkan size sunuyorlar, ediyorlar ama bir yerde bir yanlış var yani. Bir yerde bir yanlış olmuyor. Bu kadar bütçeli harcayıp da siz sadece Türkiye Ligi'nde sadece Türkiye Şampiyonluğu'na gidiyorsunuz. Bu da bir tezdir yani. Ben niye bu kadar çok yatırım yapıyorum? Nasıl olsa sizin formanız şampiyonluğa oynuyor. Bu kadar milyon eurolar, 100 milyonlar, 200 milyonlara yatırım yapmam, ben belli başlı 3 tane 4 tane alırım. Nasıl olsa gidiyorum geri. Ama ben hiçbir yerde yoksam, yani benim Türkiye şampiyonluğum sizi teselli ediyorsa tamam, getirin istediğinizi getirin ama artık bu büyük kulüplerimiz, bizim sürekliliği olanlar, devamlılığı olan kulüplerimiz bunlar. Her sene şampiyonluğa oynayan kulüpler. Bunlar ama bir de öbür ayağını düşünmek lazım yani. Avrupa ayağını düşünmek lazım. Aldınız, getirdiniz, elinizde patlıyor hepsi zaten. Ne satıyorsun ne diyorsun. Olan bir sürü kulüpler oluyor. Paralar har vurup harman sarılıyor. Bilmiyorum yani, bir Fenerbahçe bir arayış içinde, bir şampiyonluk peşinde ama bu şampiyonluk hep böyle bu isimlerle olmadı yani. Nasıl bunu yaparlar, nasıl ederler, takım uyunu mu, Türkiye futboluna uygun oyuncular, buradaki işte kavga futboluna, kapanan takımlara karşı ne tarzda oyuncular. Onlar artık teknik direktörlerin işi. Orada ben her zaman söylerim, işte bir Flora'ya bakın, bir Samandıra'ya bakın. Burada bitiyor iş. Doğru söylüyorsunuz. Siz zamanında öyle bir çıkış yakaladınız, o çıkışı öyle sürdürmelik önemliydi. Okan Buruk da emekliye çıktı ama en sonunda hiç fire vermeden gidiyor. Dersin ki işte Karagümrük maçı yok, Kasım'a bunlar var, şampiyonluğa giderken bunlar var, düşmeye giderken de var bunlar. Önemli olan takımdaki oyuncuların yeri geldiği zaman bireysel performanslarını sahaya yansıtmak, takım oyununun dışında. İşte bir baktım Berkan, hiç ummadığın adam sana galibiyeti getirdi. Öbür tarafta Vinicius muydu? Kasımpaşa maçında hiç ummazsın getirdi, galibiyeti getirdi. Demek ki bunlar bir takım olgusunu öne taşıyorlar. Sadece isimlerle değil. Fenerbahçe bunu yakalaması lazım. Yani sezon başı çok iyi başladılar. Devreye kadar çok iyi gittiler. Daha ki o sakatlıklar, işte o periyotlar çok kötü. Stoperlerin çoğunun sakat olması, hep değişilmesi, orada oyun kurgularında değişmesi, işte Çağlar'ın oyunu farklıdır, Dijikul'un oyunu farklıdır, Dijikul Bekav oyunu farklıdır, hep bunlar değişti orada Fenerbahçe'de. Maalesef takım performansı da aşağı inince istenilmeyen sonuçlar geldi ama bir bakıyorsun iki takım da çok başarılı, rekorları kırdılar ikisi de. Puan olarak da, oyun olarak da, galibiyet açısından da. Hafta sonu derbi için ne diyorsunuz hocam?
Yani neyin derviçin yani şimdi küme en fazla ne lazım ona göre oynanacak herhalde. İnşallah ilk devredeki gibi olmaz da öyle bir rezil derbi izlemeyiz. Çok kötü bir derbi ya, ben böyle bir derbi izlememiştim şu ana kadar. Tabii burada kim daha fazla puana ihtiyacı var? Fenerbahçe. O nasıl oynayacak? Galatasaray nasıl oynayacak? Bu düdükten sonra görebileceğiz bunları. Belki de bir 10 dakika sonra görebileceğiz. Galatasaray'ın zaten o bir rüzgar var, bir fırtına var arkasında. Ali Sami Yen stadı, taraftarları. Onunla birlikte o rüzgara katılıp da boğmaya mı gidecekler yoksa futbolun gerektirdiğini mi oynamaya çalışacaklar? Onu zaman gösterecek bize Özgürcüğüm. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz hocam. Yarın da zaten Okan'ı ziyarete gideceğim akşam antrenmana. Öyle mi? Evet. Orada sağ olsun çağırdı, davet etti. Arada sırada gideriz, böyle muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Ama futbol hiç konuşmayız. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kim gelecek, kim gidecek, kimse hiç sormam ben. Tabii ki. Sorarlarsa ben başkanımla da aynı şekilde hiç onlara girmem. O eğer hicap ederlerse, sorarlarsa ya biliyor musun ne olacak böyle öbür türlü yani... Tamam böyle kulübün içindeyiz ama her seferinde ya bu geliyor mu bu gidiyor mu olmaz yani. Tabii. Hocam işte. Siz orada dost ziyareti yapıyorsunuz. Hayır, gazeteci herhalde. Kişi yapmıyorsunuz biliyorum. Yani öyle. Bakalım hayırlısı ama iyi bir derbi olacak. Okan Hoca'yla seçimden sonra hangi yönetim olursa olsun yani kim seçilirse seçilsin. 2 yıllık bir anlaşma yapılıyor değil mi? Yani yeni gelecek yönetimin görev süresi boyunca geçerli olan 2 yıllık anlaşma. Daha, fark etmez kim gelirse gelsin. Sayın Dursun Özbek'le devam etsin. Yeni gelen yönetim de. Ya bakın ben bir şey anlatmaya çalışacağım Özgürcüğüm. Galatasaray'da öyle bir şey ki Galatasaray şu anda başarılı mı başarılı yönetimden aşağı kadar doğru mu? Hı. Ama gene de bir karşılığına yönetim çıkıyor diyor ki ben diyor, kongreye gidiyorum. Bir başkan adayı çıkıyor, bir yönetim adayı çıkıyor. İşte demokrasinin kurallarından bir tanesi de bu. Yani Galatasaray'ın ne kadar çok sesli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar siz başarılı olsanız bile gene verileri karşınıza çıkabiliyorlar ya. Haklısınız, bir şey. Anlıyorum dediğinizi. Yani sonuç itibariyle son dakikada olsa Galatasaray'da bir aday çıkıyor. Hiç bekle tek adaylı kongre olmuyor. Yani bir şekilde çok pek sesli nadir, pek hakim nadir. Galatasaray camiasında. Hocam Süheyl Batum'un da şansı olduğunu, Dursun Özbey'i çok zorlayacağını söyleyenler var Galatasaray içerisinde. Seçimle ilgili tahmininiz nedir? Vallahi hiç bilemem çünkü bu seçimler neyi de getireceğini bilmiyorum. Ama şu anda yapılanlarla gidişatta tabii işte mevcut başkan önde. Önde gözüküyor. Yani özellikle tabii, futbol takımının başarılı olması Dursun Özbey'i çok daha avantajlı hale getiriyor. Yoksa zaten böyle konularda camianın çekinceleri olduğu kanaatindeyim. Zaten böyle Özgür bakmaz ki insanlar başka bir şeye bakmana. Futbolda başarılıysan sen orada koltukta kalabiliyorsun. Yoksa aşağı indiriyorlar ama hiç bakmıyorlar. Yok arazileri kazandırdın, onu kazandırdın, bunu baskette şunu yaptın, voleybol. Yok abi futbol global. Doğru senin ismin futbollu bir yerine geliyor. Aynen öyle. Onun için Samandıra, Ümraniye, Florya başarılıysa bunlar lokomotif. Sen de başarılısın. Değilse ona şahit ediyorlar. Peki. Hocam Okan Buruk'un önümüzdeki sezon Ötete'yi, Sergi Oliveira'yı düşünmediğini biliyoruz ama Wilfred Saha için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Kazanılabilecek bir oyuncu mu? Ben yani sezon başı çalışmalarını Galatasaray'la yapamamış olmasına rağmen, iki tane uzun dönemli sakatlık geçirmiş olmasına rağmen istatistiklerin fena olmadığını ve Galatasaray'da faydalı olabileceğini, eğer konsantre olursa, sezon başını yaparsa ve sürekli oynarsa çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Eğer Zaha'ya Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif gelmemişse bence kadroda tutulmalı. Ne dersiniz? Yani ben de fikirdeyim. Tabii Zaha'nın da ne kadar beğenilse de beğenilmese de yanlışım varsa düzel. 10 gol 9 asist mi? Doğru. 9 gol 10 asist mi öyle bir şey var? Aynen öyle. Kerem'i de beğenmiyorlar. Beğenilmiyor ama 15 gol onun da 9-10 asisti var. Takıma katkısı o şekilde bir şey. Yani düşün yani beğenilmeyenler bu seviyede. Hı hı. Ki bunlar bir de performansı şöyle bir %50'ye taşısalar kim bilir ne olacak? Bilhassa Zaha, Ziyech. Her zaman seninle yaparız bu yayınları söylerim. Bunlar şu anda %20'lerini bize sundular. Doğru. Yani %50'ye gelseler zaten Türkiye Ligi'nin tozunu attırırlar bunlar. Hı hı. Ama yakalayamadılar. Bu tabii genel oyun kurgusundan kaynaklı. Önü arkası yanı senin oyun mentaliten. Yani kolay değil bizim Türkiye'de gelen bu seviyedeki üst seviyedeki oyuncuların. Kimisi hemen adapte oluyor, kimisi de çok geç açılabiliyor. Tabi burada da Ziyech ve şeyden çıkıyorum, Zaha'dan çıkıyorum, sakatlıkları bir türlü toparlayamadılar. Son dönemlere denk geldi. Tabi Zaha çok farklı bir oyuncu. Zaha'nın arkasını sağlam tuttuğunuz zaman Zaha'yı önde kullanacaksınız.
aynı ZH gibi. Orada size çok faydalı ve aktif olur. Size de çok fazla yukarıya taşır yani. Ama biz tabii git gelleri istediğimiz için arkası da sağlam değildi. Yanı da sağlam olmayınca bu sefer hep kötü gözüktü. Kendine iş yapmaya çalıştı. Zaha'dan bahsediyorum. Ama yeni sezonda farklı bir arkası yan tarafı olursa tabii Zaha çok çok faydalı olur. Yani çok bir kere vücudunu çok iyi kullanan, driplingi iyi olan. Yani biliyoruz o da ZH gibi içeri girip vuran bir oyuncu. Fazla söylemeye gerek yok. Yeter ki bunlar bir %50 performansı Türkiye Ligi'ne yansıtsınlar. Peki. Hocam iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eyvallah. Sana da yayınlar olsun. Tekrar görüşürüz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikteydi. Değerli İnceler, Galatasaray Kulübü'nün seçim genel kurulu toplantısında kullanılacak oy pusulası için renk seçimi dün yapıldı Divan Kurulu Başkanlığı'nda. Ve oy pusulasında kırmızı renk Dursun Özbey'in olduğu, sarı renk ise Süheyl Batum'un. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Sevgili dinleyiciler, Sergio Ramos'un Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsedildi ama ben buna ihtimal vermiyorum. Fakat geçen yaz gerçekten Galatasaray Sergio Ramos'un transferini arzu etmişti. Bu zaten yetkililerin açıklamalarına da yansıdı ama Sergio Ramos'un ücret beklentisi çok yüksekti. Bir de futbola başladığı yer olan Sevilla futbol takımına dönmeyi arzu ediyordu. Döndü, çok daha az bir maaşı kabul ederek döndü ama Sevilla futbol takımı bu sezon çok başarılı bir dönem geçiremedi. Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamadı. Avrupa Ligi playoff'undan elendi. Vesaire ligde çok kötü bir dönem yaşadı. Teknik direktör değişiklikleri oldu. Şimdi Kike Sanchez Flores ile toparlanma aşamasında ama genel itibariyle takımın durumu iyi değil. Bir yıllık sözleşme imzalamışlardı Sergio Ramos'la. Bu sözleşme Haziran sonu itibariyle sona eriyor. Boşa çıkacak. Opsiyon maddesi kullanılmayacak muhtemelen. Ve Sergio Ramos'un MLS'e gitme olasılığı çok yüksek. Ramos'un İspanyol ekibiyle sözleşme yenilemesinin beklenmediğini söylüyor İspanyol basını. MLS takımlarından San Diego Futbol Kulübü ile görüşmelere başladığı da belirtiliyor. Kardeşi Sergio Ramos'un menajerliğini üstleniyor. Haberde iki taraf arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. Ancak Ramos'un San Diego Futbol Kulübü'ne imza atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. MLS'de mevcut sezonda yer almayan San Diego Futbol Kulübü gelecek sezondan itibaren lige dahil olacak. San Diego Futbol Kulübü geçtiğimiz sezon lige katılma hakkı tanınmıştı geçtiğimiz sezon bu kulübe. Kulüp şu ana kadar 3 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı. PSV forması giyen Harving Lozano ile görüşmelerini sürdürüyor. Futbol kariyerine Sevilla'da başlayan Sergio Ramos sonrasında Real Madrid ve Paris Saint Germain'de forma giydi. Real Madrid'de yıllarca kaptanlık yaptı ve bence Real Madrid tarihinde iz bırakan futbolculardan bir tanesi oldu. Bence Real Madrid'in tarihindeki en başarılı stoperlerden bir tanesi. Bana göre Sevilla kötü bir sezon geçirdi ama bu sezon çok iyi işler yaptı Sergio Ramos. Çok atletik, kendine çok iyi bakan, çok çalışan bir oyuncu. 38 yaşında ve bence müthiş bir kariyere sahip. İspanya milli takımıyla da dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Dolayısıyla güçlü bir background'a sahip. Muhtemelen MLS'e gidecek Sergio Ramos. Paris Saint Germain'de de bence oynadığı maçlarda başarılıydı ama orada farklı bir yapı olduğu için tutunamadı. Bu arada Real Madrid'den ayrılmasına neden olan da Başkan Florentino Perez'de düştüğü ihtilaf. Karşılıklı açıklamalar olmuştu. Sonrasında Ramos ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü Perez onu istemedi. Ramos sezon başında Sevilla'ya imza attı ve altyapısından yetiştiği kulübe döndü. Bu sezon 34 maçta süre aldı. 7 tane gol attı. 1 tane gol pasıyla oynuyor. Yani bir stoper olarak her zaman skora katkı sağlayan bir futbolcu. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi maçlarında şampiyonluğu getiren golleri attı. Örneğin 2014 Şampiyonlar Ligi finalinde, Lizbon'daki finalde şehrin, Madrid'in diğer takımı Atletico Madrid'le karşılaşmıştı Real Madrid finalde. Bu maçta Atletico Madrid 89. dakikaya kadar 1-0 öndeydi. Sergio Ramos uzatma dakikalarında bu attığı kafa golüyle maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma dakikalarında da 3 gol daha buldu Real Madrid ve 4-1'lik skorla Atletico'yu yenerek şampiyon olmuştu Şampiyonlar Ligi finalinde. Yani buna benzer çok örnek verebiliriz. Sergio Ramos'un attığı gollerle oynadığı takımların kazandığı maçları örnek olarak gösterebiliriz. Bu sezonda vasat denilen döneme rağmen, sezona rağmen 7 tane gol atmış çok başarılı bir oyuncu. Şimdi Sayın Ali Kunağ'a kulak vereceğiz. Biliyorsunuz eksik olmasın, yıl boyunca Radyo Spor'a çok büyük katkıları oluyor. Hem hakem atamaları konusunda, hakem performansları konusunda hem de futbolun gündemindeki meseleler hakkında edindiği bilgiyi, tespitlerini sizlerle paylaşıyor. Bu sabah programımızın konuklarından bir tanesi Sayın Ali Kunağ. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Özgür, günaydın. Günaydın, iyisiniz umarım hocam.
Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. İki haftadan beri full çalışıyorsun maşallah. Allah'ın da zaten korusun. Eksik olmayın. Hocam işimiz işte. Biz de bunu yapabiliyoruz. Evet, evet, ne güzel. Şimdi doğru bir tasnif yapmış bence Türkiye Futbol Federasyonu. İddiası olmayan 4 takımın maçını Cuma'ya verdi. Kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçların tamamı Cumartesi günü aynı saatte ve şampiyonluk maçı Galatasaray'la Fenerbahçe arasında Pazar günü. Bu tasnif doğru bir tasnif değil mi hocam? Ya ben de bunu incelediğimde hakikaten seni fikre katılıyorum. Şöyle hiç iddiası olmayan takımların... İstanbul Spor, Sivas Spor, Antalya Spor, Adana Demir Spor. Evet. Onların ne ilk 5'le ilgisi var ne aşağı 4'le ilgisi var bu iki takımın. Ama diğer takımlara baktığımız zaman yukarıdaki ilk 5 sıralaması da önemli. 3-4-5 için bir mücadele var takımlar arasında biliyorsun. Onlar ve aşağıdaki son 4'te gelecek yani küme düşecek takımlar belirlenmesi etkileyecek maçlarda Cumartesi günü oynanmış. Hem yayıncı kuruluş açısından hem futbol severler açısından hem bir yerde medya açısından da çok önemli. Yani geçen pazar günü emin ol gazeteler yayıncılar çok sıkıştılar. Yani 10 maçın aynı anda olması baskıya yetişmek, yayına girmek, maçların yorumlanması falan. Geçen hafta çorbaya döndü maçlar bir anda. Bu hafta çok iyi olmuş. Yani Futbol Federasyonu'nu buradan çok eleştiriyoruz da yaptığı iyi işler diye de burada takdir etmek lazım. Bu defa doğru bir tespit yapmışlar. Maç saatlerinde ayarlama bakımından. Doğru. Hocam ne dersiniz? Derbiye kimi atayacak Türkiye Futbol Federasyonu? Merkez Hakem Kurulu demiyorum. Dikkat etmişsinizdir. Türkiye Futbol Federasyonu diyorum. Çünkü son noktada böyle yapıldığı kanaatindeyim. Hepimiz bu kanaatindeyiz. Bunu ispatlama şansımız yok. Bunu net olarak iddia edemiyoruz ama gelen havalar, kokular, icraatları şöyle gözlemlediğimiz zaman atamaların Merkez Hakem Kurulu tarafından değil bir yerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve bir tane kendine yakın yönetim kurulu üyesi tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönlendirildiği konusundaki iddialar hayli yoğun. Bu konudaki kokular çok fazla geliyor. Kim atanır dersen şimdi bu hafta çok zor bir hafta biliyorsun. Yani aşağıda çok sıkıntılı maçlar var. Yani bir Gaziantep maçı Gaziantep Karagümrük'te oynayacak yani inanılmaz zor bir maç. Bir yerde Kayseri-Konya maçı var. O çok zor bir maç. Ankara final maçları değil mi hocam? Bunların hepsi final maçları. Gaziantep-Karagümrük yani, maçı mesela. Evet inanılmaz zor bir maç. Hatay mesela Hatay-Potay'a yeniden yaptı. Hatay'ın da bence çıkma ihtimali yüksek eğer bu hafta Beşiktaş'la oynuyor sanıyorum. Beşiktaş'tan puan alırsa son hafta Rize'yle oynayacak Hatay kendi elinde. Yani son hafta maçı rahat bir maç puan cetveline bakarken bir de önümüzdeki hafta maçlarına bakmak lazım. Mesela Kayseri Konya maçı Konya açısından son derece önemli. Eğer derbide Galatasaray şampiyonluğu garantileyemezse Konya'da mutlaka puan ya da puandan almak zorunda. Bu durumda da Konya'nın eğer Kayseri'ye yenilirse son hafta da o maçtan puan alması gerekecek. O çok tuhaf bir maç olacak. Bu hafta öyle bir hafta ki ligin hem altı hem üstü çözülebilir ya da hiçbir şey çözülmez hepsi son haftaya kalır. Yani baktığımız zaman şu anda en altta görülen Atakaş, Hatay Spor ve Fatih Karagümrük'ün yenilmeleri durumunda ligin altı bir yerde çözülmüş gibi oluyor. Doğru. Ama üst tarafta da Galatasaray'ın bir puan alması halinde üst taraf gözüm sanırım. Bir anda bu hafta bitebilir mi? Ve böylesine önemli bir haftada hakem atamak çok çok zor. Üstelik sene başından beri Türkiye'deki hakemlerin üzerine yapılan baskılar neticesinde hakemlerin tamamen özgüvenlerini yitirmesi ve baskılar altında ezilerek maç yönetmeleri nedeniyle adaletli yönetimlerin olmadığı bir sezon yaşıyoruz. Ve bu sezonun son haftasında Merkez Hakem Kurulu'nun bu derbi için bir yabancı hakem getirme planı yok. Bu net bir şekilde ortada. Bu maçı Türk hakem yönetecek. Olsaydı bu zaten önceden deklare edilirdi değil mi hocam? Yani son dakikada organize edilebilecek bir şey değil. Derbiye yabancı hakem getirme işi.
Tabii ki şimdi Avrupa'da da birçok ligde son haftada oynanıyor. Yani bazı liglerde şampiyonlar belli oldu ama küme düşmesi belli olmayan maçlar var. Avrupa ülkelerinin de kendi kalifiye hakemlerine ihtiyaçları var bu son hafta. Haklısınız. Bir de şu var, Avrupa'dan mesela şimdi VAR geliyor da bu VAR'lar İsmen bu hafta bize işte PRR'yi gönderin falan diye İsmen istenmiyor. Futbol Federasyonu'na yazıyorlar, diyorlar ki bu hafta bize pazar günü İstanbul'da olacak bir VAR hakemi tarafından görevlendirmenizi diye bir yazıyor diyor Futbol Federasyonu. Portekiz Futbol Federasyonu seçiyor. İspanya Futbol Federasyonu seçiyor. Onlar da kimi seçiyorlar? O hafta maçı olmayan, boşta kalan ya da kendi şeylerinde, etaplarında ya cezalı ya da işte sıkıntılı maçlar nedeniyle görev alamamış olan birisini İstanbul'a gönderiyorlar. Hı hı. Yani bize gelen varlar öyle kaliteli isimler değil gördüğün gibi. Yani bugüne kadar hiç doğru düzgün bir tane şu Şampiyonlar Ligi'nde VAR hakemliği yapmış, şu geldi falan demedik. Bak dikkat et. Hep böyle tecrübesiz varlar, isimsiz varlar geldi. Ha sadece ne oluyor? Türk hakemlerine karşı tamamen kaybolan güven ortamı nedeniyle gelen varların yaptığı hatalar insani hatalar olarak değerlendiriliyor kamuoyu tarafı. Şimdi aynı hataların çok mesela bir Pendik maçındaki, bir Fenerbahçe Sivas maçındaki hatalar, VAR hataları bir Türk hakemi tarafından yapılsaydı Allah Türkiye'de kıyamet kopardı. O hakemin yedi sülalesi, hangi takımla bağlantısı, daha önce gençliğinde kimle oynamış, ne yapmış, bunlar hepsi araştırılır. Ama ne oldu? Yabancı var hata yapınca adam döndü şeyden, Civa'dan doğru 3. köprüden İstanbul Havalimanı'ndan bindi gitti memleketine. Hiç kimse hiçbir şey konuşmadı. Doğru. Yani yabancı varın tek şeyi, bize kalitesi bu. Yani tartışmaların bitmiş olması. En azından tartışmaların askıya alınmış olmasıydı değil mi yabancı var hakemlerinin? Tabii. Yani işte yapılan hatanın tamamen insani olduğuna tüm kamuoyu inandı. Çünkü Portekiz'deki adam ya da İspanya'daki adamın işte daha önce çıkmış olduğu bir Galatasaray, bir Fenerbahçe maçı yok. Hı hı. Geçmişlerinde şu maçta şunu yapmıştı, bu maçta şunu yapmıştı. 4 sene önceki maçta şöyle bir hatalı düdük çalmıştı falan diye kimsenin böyle bir argümanı yok elinde. Hı. Bu olmayınca da o zaman hakeme güvenmek zorunda kaldı herkes. Yaptığı hata mı oldu mu? Oldu. Hem de çok ciddi hatalar oldu. Ama hatalar ne oldu? İnsan yapmalar değerlendirildi ve o yüzden kamuoyuna dikkat et. Yabancı var geldiğinden beri hakemlere karşı olan tepkilerde biraz düşme oldu. Bu da yabancı varın diğer bir ülkemize getirdiği fayda bakımından önemli. Şimdi maçın hakemi Türk olacak. Hı hı. Baktığımız zaman Türk isimlerden ilk başta herkesin aklına kim geliyor? Halil Umut Meler geliyor. Halil Umut Meler ile ilgili eğer vaktimiz uygun olursa bir de şu UEFA Kupası final atamalarını konuşalım. Tabii hocam. Yalnız izniniz olursa kısa bir ara verelim hocam reklamlar için. Reklamlardan sonra derbinin hakemi Halil Umut Meler mi olur? Bir başka alternatif söz konusu mu biliyorsunuz? Halil Umut Meler daha iyi biliyorsunuz. Trabzonspor Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Fenerbahçelilerin itirazı var. İşte maçta o kadar yabancı cisim atıldı, maçı tatil etmeliydi vesaire. Evet. Arda kardeşler olabilir mi? Galatasaray'ın itirazı var. İlk yarıdaki derbide, Kadıköy'deki derbide de Arda kardeşler yönetmişti. Icardi'ye yapılan bir darbe, bununla ilgili itirazlar. Galatasaray bu nedenle, bu argümanlarla itiraz var. Bütün bunları konuşalım. Avrupa Ligi finali. Bir de reklamdan sonra üçüncü bir sürpriz için şey yapalım, söyleyelim. Tamam hocam. Az sonra birlikteyiz Sayın Ali Kunak'ta. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Sayın Ali Kunak bir kez daha bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Evet, tekrar merhaba. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi size göre derbi için iki tane mi alternatif söz konusu? Bir tanesi Halil Umut Meral, bir diğeri de Arda kardeşler. Şimdi olmazlarını ortaya koyarsak üçüncü bir isme doğru gidiyoruz aslında sevgili Özgür. Neden dersen senin de biraz önceki bir bağlantıda söylemiş olduğu gibi Halil Umut Meral'in Trabzon Fenerbahçe maçını yerde bırakmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin Halil Umut Meler'e çok ciddi bir tepkisi var.
etmeyebilir Futbol Federasyonu bu maçı atamada. Arda kardeşlere gelince de ilk maç Arda kardeşine yönetmişti. Biraz önce Sayın Hasbi Hocam da söylediği gibi hakikaten çok kalitesiz bir maç olmuştu. Maçın kalitesiz olmasında hakemin de katkısı vardı. Hiç oynatmamıştı maçı. Artı Icardi'ye yapılan hareketle ilgili de Galatasaray'ın ciddi bir kart itirazı vardı. Ondan dolayı da Galatasaray camiası da bir yerde Arda kardeşleri atanmasından bu maça hoşnut olmayacak. Bu ikisini devre dışı bırakırsak ve aradaki puan farkının da artı olmasından dolayı maçın tansiyonunun biraz daha diğer maçlara göre düşük olabileceğini düşünürsek ve Merkez Hakem Kurulu'nun da atama trafiğine baktığımızda geçen hafta maç vermediği ve VAR maçına atayarak kenara beklettiği her iki takımla da skor açısından çok da problemi olmayan bir isim var. Genç bir isim Cihan Aydın. Maça bir yerde Cihan Aydın ismi ön plana çıkıyor gibi. Olabilir yani. Peki bu maçın ağırlığını kaldırabilir mi Cihan Aydın hocam? Şimdi Cihan Aydın bir defa bu maçı çok iyi bir hakem. Yani bu hakemlik nosyonu veririz biz ona. Özel hakemliğin gerektirdiği özellikleri hakikaten yaratılışta kendisinde olan bir insan. İyi bir hakem. Bir tek eksiği var, tecrübe. Şimdi daha önce derbi tecrübesi yok ama yönettiği maçlardaki ilk duruşu bir farklı. Bir de diğer isimlere göre, yani bir Halil Umutmeler, Arda kardeşlere göre bugüne kadar baskılardan fazla etkilenmemiş gibi. Yani onlar sürekli yıllardan beri Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon maçları yöneterek işte her maç öncesi haklarında bir sürü spekülasyon yapıldı, baskı altına almaya çalıştılar falan. Onların bu tür şeyleri fazla geçmişe yönelik baskı görmüş, ezilmişlikleri fazla. Cihan Aydın'ın böyle bir avantajı var. Ama tekliği var tecrübe. Şimdi ben Merkez Hakem Kurulu olsam ne yaparım? Ne yaparsınız hocam? Ben biraz da ne olursa olsun bu maç, Fenerbahçe Galatasaray maçıdır. Derim ve Arda kardeşlerim veririm. Çünkü niye? İlk maçta evet Galatasaray'ın bir tepkisi vardı, şeydi ama Arda kardeşler de şu anki hakem jenerasyonu içerisinde sahada diğerlerine göre biraz daha kişilik yönünden dik durabilen bir yapıya sahip ve ne olursa olsun Cihan Aydın'a göre daha tecrübeli. Ama ya Arda kardeşler ya da Cihan Aydın tercihini bugün öğleden sonra belli olacaktır diye. Bugün öğleden sonra açıklanacak değil mi Merkez Hakem Kurulu? Açıklanmayacak, hayır. Bugün öğleden sonra belli oldu. Karar verecekler. Deklarasyon ne zaman olur hocam? Yarın saat 12 civarında açıklanır. Açıklanırlar. Cihan Aydın'ın da olabileceğini söyledi derbinin hakemi. Sayın Ali Kunağan tespiti, öngörüsü bu şekilde. Arda kardeşim Cihan Aydın arasında bir tercih olacak. Hocam Konferans Ligi finali, Avrupa Ligi finali ne diyorsunuz? Şampiyonlar Ligi'nde de tabii 1 Haziran'da Londra'da bir final var. Buradaki evet. Atamalarla ilgili öngörünüz var mı? Ya da Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde bir Türk hakemin görev alma ihtimali var mı? Halil Umut Meler örneğin. Ya sevgili Özgür, şimdi baktığımız zaman şimdi Avrupa Ligi finalini kim yönetiyor? Stefan Kovac, Roman yönetiyor. Konferans Ligi'ni Diaz yönetiyor, Portekizli. Öbüründe Slaven Dinčić yönetiyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi finalini Slaven Dinčić yönetiyor. Slaven takımlarının hiç böyle bir başarısını falan duyduk mu ya? Hiç bir Slaven takımı aklımıza geliyor mu? Gelmiyor. Slovenya'dan kim var? Gelmiyor. Bak yani Avrupa ülkesi bakımından, Avrupa'da futbol gelişimi bakımından çok gerilerde bir ülkenin hakemi geliyor Şampiyonlar Ligi finali yönetiyor. Aynı ülkenin bir hakemi daha 2019 yılında Davis Komina İngiltere'deki Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş. Bak
bir Sloven hakem 2019'da Şampiyonlar Ligi finalini yönetiyor. 2024'te ikinci bir Sloven hakem yine Şampiyonlar Ligi finalini yönetiyor. Peki şimdi soruyorum. UEFA Başkanı kim? Seferin. Nereli? Sloven. Sloven tabii ki. Ya Avrupa'da da bu işler çok bilgin gitmiyor var. Evet, Avrupa'da yani bu ne? Bilgin gitmiyor ya. Yani bu tamamen bir kayırmacılık, başka hiçbir şey değil. Bu çok komik bir kayırmacılık. Hı hı. Çok ayıp. Yani bu kadar Avrupa'nın en kalifiye takımlarının maçlarına tarafsız ülkenin hakemleri, iyi hakemleri varken bir tabii Vinç için de performansı için kötü değil ama yani Şampiyonlar Ligi finali de şeydir, bir nişandır. %100. Bir özelliktir. Her hakeme nasip olmaz. Şimdi 2015'te Cüneyt Çakır yönetti Şampiyonlar Ligi finali. Sert Barcelona mıydı? İşte Juventus'tu galiba. Hı hı. Yani bir daha Türk hakem belki tarihte hiç yönetmeyecek. Cüneyt Çakır bir elin aklına takır takır kazıya kazıya geldi yönetti. O dönem arkada Türkiye'nin UEFA'da yönetim kurulu falan da yoktu. Yani bir şeyiyle torpiliyle falan yönetmedi UEFA nezdinde. O sene zaten tarihin en iyi ikinci hakemi seçilmişti. Öyle bir kariyerle geldi, o maçı yönetti. Ama şimdi bakıyoruz 5 senede bir Sloven hakem yönetiyor. Yani bizim de 8 seneden beri UEFA'da şeyimiz var. Yönetim kurulu üyesi, icra kurulu üyemiz var. Üstelik şimdi Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın adaylığını açıkladı. Evet. Sayın Servet Yardımcı. Niye Halil Umut Meler en azından bir 4. hakem olarak görevlendirilmedi? Şimdi bakın maçların 4. hakemlerine bakıyorum abi. Şimdi 4. hakemler de bu maçlarda ayrı ülkelerden oluyor. Şimdi Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hakemi Slovan. Şeyin Konferans Ligi'nin 4. hakemi İsveç. Şeyinki de Fransa. Vinç için de 4. hakemi de Fransa. Evet. Bunlardan bir tanesi Türk olsaydı o zaman. Halil Umut Meler'e UEFA Hakem Komitesi şey bakıyor. Bu darp olayından sonra biraz daha sıcak sempatiyle bakıyor. Mağdur olmasından dolayı. Böyle bir teklif gitseydi mutlaka UEFA Yönetim Kurulu'nun etkisi olmuş bu atamalarda ki Vinç çapanmış. Halil Umut Meler de en azından hakem olmasa bile bir maçta da önce 4. hakem olarak görevlendirilebilirdi. Ben de Türk hakemliğinin bir yerde UEFA nezdinde güçsüzlüğünü bir kez daha orada görmüş olduk diye bir yorum yapıyorum. Yani bu noktada Avrupa içerisinde kulislerde, Avrupa'nın futbol kurulları içerisinde kulislerde çok güçlü olabilmek, aktif çalışmak çok büyük bir önem arz ediyor. Bu noktada eksiklik olduğunu düşünüyorsunuz. Halil Umut Meler'in de en azından bu üç yarışmanın birinde, en azından ikincisinde ve üçüncüsünde Konferans Ligi ya da Avrupa Ligi'nde final yönetmesi gerektiğine, hak ettiğini düşünüyorsunuz bu noktada. Ben hak ettiğini düşünüyorum hakem olarak. Anladım. Yani hadi hakem vermedi. O zaman ne? Dördüncü hakem ver ya. Dördüncü hakem de vermiyorlar. O zaman dördüncü hakem ver yani. Evet. O çünkü Euro'ya gidecek kaliteye bir hakemimiz Halil Umut Meler. Burada Türk hakemliğinin UEFA nezdinde güçsüzlüğünün bir göstergesidir bu atamalar. Başka bir şey değildir. Ve Vinç ataması da UEFA'da bu işlerin nasıl döndüğünün de net bir şekilde göstergesidir. Şimdi hocam ligin sonuna geldik. Kulüplerin pek çoğu kümede kalma telaşı içerisinde. Şampiyonluk yarışı var. Galatasaray'da Fenerbahçe'de seçim heyecanı var ki Fenerbahçe'de dünden itibaren yani eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı adayım açıklamasından itibaren çok daha ağırlıklı olarak seçim konuşulacak. İşte Yıldız Futbolcular mı gelecek, Mourinho mu gelecek, bir başka ünlü teknik direktör mü gelecek? Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili seçimli başkanlık seçimi, yönetim kurulu seçimiyle ilgili gündemde ortadan kalkmış gözüküyor. Ne dersiniz? Tabii şimdi Haziran'da başta kendi işlerini halledecekler. İki büyük takımımız kendi seçimlerini halledecekler. Ama ondan sonra bu 18 Temmuz'daki seçimli genel kurulda bir zaman kalıyor. Bu dönem için ki yeterli bir zaman bence. Haziran'ın ikinci haftası falan bu seçimler bitiyor sanıyorum.
Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da. Ondan sonra da yeni sezon için ve yeni federasyon için de gerekli faaliyetlere başlayacaklardır. Ama işte yine eskisi gibi senin bir adamın kurula girsin, benim bir adamın kurula girsin, başkan şu olsun, bu olsun gibi çekişmeler yerine Türk futbolunu yönetecek objektif bir şekilde kariyerli bir ismin Türk futbolunun başına getirilmesi için umarım camialar birleşirler diye düşünüyorum. Var mı hocam? Servet Yardımcı, işte İsmail Uyanık, pek çok adaydan bahsediliyor. Mevcut başkanın da bu gelişmeler istinaden tekrar aday olabileceğini ya da son derece sürpriz olarak kabul edilebilecek bir yeni federasyon başkanı adayı çıkacağına inanıyor musunuz? Ben eğer siyaset girerse çıkar diye düşünüyorum. Siyasetin girmeme ihtimali var mı? Sence? Bence %0 hocam. Türkiye gerçeği neyse Türk futbolunun gerçeği de o. O yüzden %0. Hocam, size sormak istediğim bir başka soru var. Şimdi Galatasaray derbiden sonra eğer kazanırsa şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilerse kupayı alır mı? Süper kupayı, Türkiye şampiyonluk kupasını alır mı? Ligin şampiyonluk kupasını kadın futbol takımı alır mı? Bu konuda kamuoyunda değişik informasyonlar, bilgiler var. Yani birbiriyle çelişiyor. Kim kaynaklara göre Galatasaray Süper Kupa ile kadın futbol Süper Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayan kadın futbol takımının şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisine getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kimi kaynaklara göre ise de Galatasaray Süper Kupayı Fenerbahçe derbisinde almak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk dev maç öncesinde takımın konsantrasyonunun bozulmaması için bu yönde karar aldı deniyor, ama eğer Galatasaray kazanırsa bu pazar akşamı Aslantepe'de hem şampiyonluk kupası hem de Süper Kupa verilebilir mi? Bir seremoni düzenlenebilir mi? Ne diyorsunuz? Şimdi sevgili Özgür, eğer şampiyonluk kupasını alacaksa Galatasaray, bunun için hemen bir maç sonrasında sıkıştırılmış bir ortamda yapılacağını sanmıyorum. Çünkü böyle bir şey istemezler. Çünkü niye? Onun için ayrı bir organizasyon dahi yapılabilir. Neden dersen, işte bir takım görsel organizasyonlar yapılır, şovlar düzenlenir, podyumlar yapılacaktır. Bunlar kolay iş değil, hatta hemen maçtan sonra yapılması. Okan Buruk'un o düşüncesi son derece doğru. Hatta bunu ta Süper Kupa maçı oynanmadığı o maçın hemen sonrasında da seninle konuşmuştuk. Ben demiştim ki ben Galatasaray'ın yerinde olsam bu Süper Kupayı derbide almak istemem. Niye? Çünkü konsantrasyon öncelikle. Doğru. Yani ne olursa olsun Galatasaray Fenerbahçe derbisi her futbolcu için, her teknik adam için, her hakem için inanılmaz bir kariyerdir bak. Yine Türk hakemliğinde derler ki derbi yönettin mi? Derler. Derbi yönettiyse farklı bakarlar. O bir kariyerdir. Mesela şey, futbolculukta da derbide gol attın mı diye bakarlar. Değil mi bir golcüye? Yani, ya da Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'a gol attın mı? Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'ye gol attın mı diye bakarlar. Bu bir özellik olarak gördüm. O yüzden bence bu maçın sadece 90 dakikalık bir futbol organizasyonu olarak olabileceğini ben düşünüyorum. Bu kupa merasimlerinin, kupa törenlerinin ayrı bir organizasyonla, ki rahatlıkla Galatasaray'ın 50 bin seyirci her zaman gelir eğer şampiyon olursa Rams Park'a, o stadı full doldurup muhteşem bir şovla da yapacaktır, şampiyon kupası törenini yapacaktır Galatasaray diye düşünüyorum. Peki. Hocam, ağzınıza sağlık. Var mıydı ekleyeceğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim sevgili Özgür. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Sayın Ali Kunak sabah programımızda bize yardımcı oldu. Fikirlerini aktardı. Pek çok önemli tespitte bulundu. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. HDI Sigorta. Değerli dinleyiciler,
Fenerbahçe ile ilgili Jose Mourinho açıklaması ses getirdi. Avrupa basınında da ses getirdi doğal olarak. Bence şu anda başkan adaylığını açıklayan iki isim Ali Koç ve Aziz Yıldırım. Her ikisi de Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor. Zaten Aziz Yıldırım dün yaptığı açıklamada ben seçilmesem bile seçilecek başkan adayının Jose Mourinho ile çalışmasını arzu edeceğim. Yaptığımız görüşmelerle ilgili bilgi vereceğim ve Jose Mourinho'ya da ben seçilmesem bile seçilecek başkan adayıyla çalış telkininde bulundum dedi. Dolayısıyla ben Jose Mourinho konusunda Fenerbahçe'de başkan kim olursa olsun son derece ısrarcı olacağını, Jose Mourinho'nun da kariyerinin bu aşamasında Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığını düşünüyorum. Zaten Türkiye'de çok sevdiği insanlar var. Futbolun içinde insanlar var. Fatih Terim çok iyi bir dostu. Jose Mourinho'nun bunun dışında futbolcu temsilciliği yapan çok sayıda dostu var. Yolu Türkiye'den geçmiş pek çok futbolcuyla da iletişim halinde. Mourinho Türkiye'yi iyi tanıyor. Türkiye'ye zaman zaman geliyor İstanbul'a. Ve Türkiye'de çalışma arzusunun olduğunu düşünüyorum. Bakalım yabancı basın, Avrupa basını ne yazmış bu konuda? Örneğin The Sun İngiltere'de Mourinho 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı diyor The Sun. Bir başka haber İtalya'dan. Futbol İtalya Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho diyor. İspanyol As gazetesi Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir yazıyor. Portekiz Rekord gazetesi Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım Mourinho'yu garanti etti diyor. Ve Portekiz'den yine Abola Jose Mourinho Fenerbahçe'ye yakın ifadelerini kullanmış değerli dinleyiciler. Öyle gözüküyor ki Jose Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki iletişim önümüzdeki günlerde çok daha sıcak hale gelecek. Borussia Dortmund'un Sebastian Haller'e sezon sonunda takımdan ayrılmasına izin verdiğinden bahsediyor Alman basını. Beşiktaş biliyorsunuz Sebastian Haller'in transferiyle ilgileniyor. Bu sezon çok fazla 11'de forma şansı bulamadı. Alman basınından Bild'de yer alan haberde Beşiktaş'ın tecrübeli golcüyle ilgilendiği ve Borussia Dortmund'un ayrılığa izin verdiği ifade edildi. Haller'in Borussia Dortmund'da aldığı süreden memnun olmadığına dikkat çekilen haberde forvet rotasyonunda Nicolas Füllkrug'un gerisine düştüğü ifade edildi. Haller'in haberde Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Haller için düşük bir ücret talep edebileceği bu tutarın 10 milyon euroya yakın olduğu da belirtiliyor. Düşük bir ücret ama 10 milyon euro. Biraz ironik olmuş. Yani Türkiye standartları için çok yüksek bir ücret bence ama onların standartlarında düşük bir ücret olarak kabul ediliyor. Sebastian Haller'in bu sezonki performansına baktığımızda 18 maça çıktığını görüyoruz. Bu karşılaşmalarda 3 tane gol attı, 1 tane gol pası verdi. Dortmund kariyerine kupası olmayan Haller'in, Dortmund kariyerinde kupası yok Haller'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali var. Biliyorsunuz Borussia Dortmund Paris Saint Germain'i yarı finalde eleyerek bir önceki turda çeyrek final Atletico Madrid'i eleyerek finale kadar geldi ve 1 Haziran'da Londra'da Wembley Stadyumunda Şampiyonlar Ligi'nde finalde Real Madrid'in rakibi oldu Borussia Dortmund sevgili dinleyiciler. Okan Buruk'un 3 ismi önümüzdeki sezon takımda düşünmediğinden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi Sergio Oliveira. Bu kesin. Sergio Oliveira zaten belki takım antrenmanına çıkıyor ama bu işte UEFA'ya şikayet etmesi durumunda antrenmana alınmadığında sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkını kazanma ihtimalinden dolayı alınan bir idari önlem, yoksa maç kadrosuna dahil edilmiyor Sergio Oliveira. Teknik direktör Okan Buruk'ta yaşadığı sorun, ihtilaf sebebiyle Wilfried Zaha'nın bu isimlerden bir tanesi olduğundan bahsediliyor. Ben buna ihtimal vermiyorum. Wilfried Zaha ancak transfer yaparak gidebilir ki West Ham United'ın kendisiyle ilgilendiğinden bahsediyor İngiliz basını. Olabilir. İngiltere'de bence iyi bir şöhreti var. İyi bir background'a sahip İngiltere'de. Olabilir. Ve Galatasaray para kazandırarak gidebilir Wilfried Zaha. Giderse Galatasaray para kazanır ve çok önemli bir maaş yükünden kurtulmuş olur. Çünkü 3.2 milyon euro maaşı var. Ayrıca imza parası var. İmza parası bu senede geçerli olmak üzere verilen bir para. Geçen sene bir bölümü, bu önümüzdeki sezon başında da bir bölümü verilecek. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Dolayısıyla bunlardan tasarruf yapmış olur ama kalırsa bence güçlü bir oyuncu, sakatlıklar yaşamasına rağmen sezon başında takımla çalışamamış olmasına rağmen istatistikleri iyi. 10 tane gol attı. Gol pasları var. Wilfried Zaha oynadığı maçlarda da bence etkili oldu. Galatasaray onu daha çok oynatırsa, kazanma yoluna giderse, Wilfried Zaha da tam olarak benimserse burayı, bence faydalı olur. Dolayısıyla ben onun mutlak gönderilecekler arasında olduğu kanaatinde değilim Galatasaray'da. Ama mesela Vinicius, Tete,
Endombele bunlar kesin olarak gidecek futbolcular. Barış Alper Yılmaz'da da Victor Nelson'un transfer yapacağına inanıyorum. Yine çok büyük paralar kazandırarak Galatasaray'dan ayrılabilirler. Kerem Aktürkoğlu'na da yeni menajeri bir takım bakıyor. Muhtemelen Avrupa'da bir takıma gidecek. Lazio deniyor ama Lazio ile ilgili somut bir gelişme yok. Sevgili dinleyiciler, Beşiktaş'ta Alanya Spor maçında ne yaşandı? Beşiktaş'ın Alanya Spor'la bir bir berabere kaldığı maçta oynanan oyundan memnun olmayan futbol direktörü Samet Aybaba'nın karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolculara tepki gösterdiğinden bahsediliyor. Aybaba müsabakanın hemen ardından soyunma odasına giderek alınan sonuç için hem futbolculara hem de teknik heyete eleştirilerde bulundu deniyor. Bugün yazılı basında deneyimli futbol adamı hedefimiz Türkiye Kupası ama ligi bırakmış gibi oynamanızı anlamıyorum dedi ve alınan bir puanın yetersiz olduğunu dile getirdi. Samet Aybaba oynanan oyundan da memnun olmadığını belirterek kupa finaline kadar kendinizi toparlayın uyarısında bulundu sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mişi Batshuayi'nin mukavelesini uzatmak için harekete geçti. Benim bildiğim kadarıyla bir yıllık opsiyonu var Mişi Batshuayi'nin. Batshuayi'nin menajeri yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Ali Koç'un seçimli genel kurulu beklemeden Belçikalı golcünün bu yeni kontratını tamamlamayı amaçladığından bahsediliyor. Haberde başarılı golcüyle bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edilirken yönetimin Batshuayi'yi ayrılmak istese de opsiyon maddesini devreye sokarak futbolcunun bedelsiz gitmesi önüne geçeceği ileri sürüldü. İngiltere'den transfer teklifleri aldığından bahsediliyor Mişi Batshuayi'nin ama Fenerbahçe'de kalmak arzusunda olduğu yine haberde yer almış. Bu sezon 11'de çok fazla forma şansı bulamamış olmasına rağmen bence oynadığı dakika, aldığı süre ve attığı gol itibariyle oransal olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin en verimli oyuncusu Mişi Batshuayi. Bu sezon 42 maça çıktı. 1782 dakika süre aldı. 24 tane gol attı. 3 tane gol pasıyla oynuyor. Bence ön bölgede oynayan ama sürekli 11'de oynamayan bir futbolcu için harika istatistikler bunlar. O yüzden Fenerbahçe Mişi Batshuayi'nin transferinden vazgeçmek istemiyor. Onunla yeni bir sözleşme imzalayacak sevgili dinleyiciler. Bu arada uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, maçlarda giydiği sarı kazakla sarı kanarya sembolünün çıkış noktası olan uçan kaleci lakabıyla anılan Türk futbolunun efsanesi Cihat Arman'ı sevgiyle saygıyla rahmetle anıyoruz diyor Fenerbahçe kulübü. Fenerbahçe ve milli takıma uzun yıllar hizmet etmiş, kalecilik yapmış Cihat Arman'ın ölüm yıl dönümü. Fenerbahçe de bunu unutmamış ve ölüm yıl dönümünde Cihat Arman'ı andığını ifade eden bir mesaj paylaşmış. Cihat Arman 1915'te doğmuştu. 1994'te ise hayata gözlerini yumdu. Sizlerden izin istiyorum reklamlar için kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Değerli dinleyiciler, programımızın bu aşamasında Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım dün resmen aday olduğunu açıkladı Haziran'daki kongrede. Mourinho kimi isterse alacağım diyor Aziz Yıldırım. Geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Büyük ihtimalle kazanırsam Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Ne kadar oyuncu isterse de onu alacağım. İstediği transfer bütçesinde kendisine vereceğim. Ben seçilmezsem şayet bir başka aday seçilirse ona da Mourinho'ya söyledim, seçilen adayla çalış, Fenerbahçe'ye mutlaka gel dedim diyor. Ve Jose Mourinho'nun da Fenerbahçe ile ilgili çalışmalara başladığını ifade etti. Fenerbahçe'nin deplasmanda Konya Spor'la oynadığı, önceki hafta oynadığı maçı izlemiş Jose Mourinho. Bunu da Aziz Yıldırım'a söylemiş. Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte biliyorsunuz Fenerbahçe'deki gelişmeleri yıllardır yakından takip ediyor. Sözcü gazetesinde yazıyor. İrfan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, özür yayınlar. Günaydın. Günaydın. İrfan, sence sürpriz mi Aziz Yıldırım'ın başkanlık açıklaması, adaylık açıklaması? Yani benim için sürpriz değil, onu söyledim. Aslında Sayın Başkan Ali Koç, Sayın Başkan Aziz Yıldırım... Telefon hattında bir problem meydana geldi. Bu problemi gidereceğiz ve İrfan 25'te tekrar bağlantı kuracağız değerli dinleyiciler. Kimseyle kavga yok diyor. Ben 6 yıllık...
sürecin hesabını sormak için gelmiyorum. Fenerbahçe'yi başarılı yapmak için geliyorum diyor. Aziz Yıldırım dün yaptığı açıklamada ve yarın Aziz Yıldırım bir basın toplantısı düzenleyecek. Genel olarak kamuoyunu bilgilendirmek, yaşanan seçim dönemiyle ilgili fikrini paylaşmak için bu basın toplantısını yapacak ekibiyle birlikte. Karagümrük maçında bir gol ve bir gol pasıyla yıldızlaşan 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon ligde yaptığı 18 asiste dünya futbolunun zirvesinde yer aldığı Drens Mertens'ten bahsediliyor bu haberde değerli dinleyiciler. Belçika'nın en yakın rakibi ise 17 asiste Maxim Gulyashenkov oldu deniyor. Bunun detaylarını sizlerle paylaşırız. Sevgili İrfan 25 bir kez daha bizimle birlikte. İrfan tekrar hoş geldin. Merhaba. Merhabalar Özgür. Herhalde hat koptu. O yüzden düştük. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığının açıklaması aslında sürpriz bir gelişme değil. Bir süredir kendisi adaylıkla ilgili çalışmalar yapıyordu tabii. Ama Fenerbahçe şampiyonluk yarışında devam ettiği noktada bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Belki de hani Fenerbahçe şampiyon olmuş, şampiyonluğa ulaşsaydı başkan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'da adaylığını koymayabilirdi. Ancak gelinen süreçte Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını artık matematiksel olarak çok çok zor artık. Yani bu noktada yani matematiksel olarak devam etse de artık şampiyonluk çok zor ihtimal olduktan sonra adaylığını açıkladı. Tabii dün akşam kendisi eski yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla bir toplantı, çalışma arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. Artık bu toplantılar devam edecek. Daha sonra yönetim kurulu üyelerini belirleyecek. Yeni yönetiminde kimler yer alacak onu belirleyecek. Ama şunu söyleyebilirim. Eski dava arkadaşlarından birçoğu yeni yönetimde de yer alacak ama güçlü mali anlamda ve temsil anlamında oldukça güçlü bir yönetim kurmayı hedefliyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Bu yönetimde tabii birçok isim gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan isimler de var. Ancak bu isimlerin yani bazılar doğru olsa da bazılar yani yanlış. Çünkü Sayın Başkan Aziz Yıldırım'da dün sosyal medyada dolaşan isimlerle ilgili açıklamada bulundu ve henüz karar vermediğini, görüşmeler yaptıktan sonra da buna karar vereceğini dile getirdi. Dediğim gibi güçlü bir yönetim planı oluşturmayı hedefliyor. Ve yarın da çarşamba günü Wyndham kalanmış otelde düzenleyeceği basın toplantısında da artık resmen adaylığını açıklayacak, kamuoyunu açıklayacak. Bu toplantı biraz daha böyle daha kapsamlı bir toplantı olacak ama ardından ise daha sonra da daha geniş projelerinin de neler yapacağını, hangi projelerin gerçekleşeceğini. Çünkü kulüp mali anlamda da borçlu oldukça yüksek bir borca da sahip Fenerbahçe. Haziran ayında açıklanması beklenen borç 16 milyar TL civarında. Dolayısıyla o borcun nasıl kapatılacağı, nasıl yönetileceği, Fenerbahçe yapacağı projelerle ilgili de kapsamlı bir toplantı yapacak çarşamba gününden sonra. Saat kaçta oluyor yarınki toplantı? Yarınki toplantı saat 13.30'da olacak. Yine tabii orada dediğim gibi daha önce yönetimde yer almış dava arkadaşları da mutlaka orada olacaktır. Az önce de bahsettim. Yani eski yönetimden de birçok isim yönetimde yer alacaktır. İsim araba vermem yönetimler... mümkün mü? Kimler mesela? Şekip Mosturoğlu Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu galiba. O yönetimde yer alacak. Yok, o yönetimde yer alacak ama şöyle söyleyeyim. Şimdi eğer Sayın Başkan Aziz'in seçilirse zaten Yüksek Divan Kurulu'nda her ne kadar Yönetim Divan Kurulu'nda da olsa Şekip Mosturoğlu. Yani adeta bir yönetimde bir iddia hareket, yani yönetimin içinde gibi olur. Çünkü birçok konuda hukuksal anlamda birçok konuda kulübe destek verecektir Sayın Şekip Mosturoğlu. Ali Yıldırım mesela Aziz Yıldırım'ın kardeşi kesin olarak yönetimde yer alır bence. Ya şöyle söyleyeyim, onun da izinde kesin bir şey söylemek doğru, çok doğru olmaz ama kim isim geçebilir? Sayın Mahmut Uslu'nun, Sayın Ozan Balaban'ın, Önder Fırat'ın, İlhan Ekşioğlu'nun, Nihat Özbağ, Mithat Yenigün gibi isimlerin Ali Yıldırım da olabilir bunların içerisinde ama bu isimlerin ağırlıklı olarak yönetimde yer alma ihtimali oldukça yüksek.
Yani bu isimlerde dediğim gibi eski yönetimden en az 7-8 ismin yer alır. Ardından da tabii bunun aralarına yine Abdullah Kiyılı olabilir. Her ne kadar olmasa dahi dışarıdan da destek verebilir Sayın Abdullah Kiyılı. Ondan sonra yani bu burada isimlerde 1-2 gün içerisinde daha da netleşir. Dediğim gibi dün bir toplantı yaptı. Bir toplantılar sonrası artık her şey netlik kazanacak. Yani Özgür 1-2 gün içerisinde daha artık yönetim kurulunun da tam olarak öğreniriz. Evet. Çünkü 20 yönetim kurulunun listesini verme için de son tarih 24 Mayıs. 24 Mayıs. Yani seçim tarihi neydi İrfan? Seçim tarihi de 30-31 Mayıs, yani 30-31 Mayıs tarihinde ilk toplantı, 7-8 Haziran tarihinde de ikinci toplantı olacak. Çocuk gereği, Fenerbahçe'de çocuk gereği bir hafta öncesinden, ilk toplantıdan bir hafta öncesinden 500 imza kongresinin imzasının YDK'ya teslim edilmesi gerekiyor. Dün itibariyle zaten imzalar toplanmaya başlanmıştı. Hı hı. Rakam çok çok 500 imzanın çok çok üzerinde imza toplandı çok kısa süre içerisinde, onu söyleyelim. Onlar da YDK'ya da artık bugün itibariyle teslim edilmeye başlanmıştır. 24'ünde de zaten Fenerbahçe çocuk gereği hem başkan hem de yönetim kurulu listesini belirlemek zorunda, YDK'ya teslim etmek zorunda. Tabii bu ondan sonra da ikinci toplantıdan 72 saat önce de bu yönetim kurulu listesinde bazı değişiklikler yapma imkanına da sahip, bunu da belirtelim. Ha, yani 24 Mayıs'ta verilecek liste kesin liste değil. O liste 72 saat öncesinde değiştirilebilir. Evet. İkinci toplantıdan önce 7-8 Haziran'dan önce bu listeye eklemeler yapılabiliyor. Bu önemli bilgileri, Fenerbahçe Kongre süreciyle ilgili önemli bilgileri sevgili İrfan 25 aktardı sizlere. İrfan, benim dün akşam Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında dikkatimi çeken bir detay vardı. Diğer başkan adayları diyor. Sayın Başkan, efendim? Bunu lafın gelişi olarak mı söyledi, yoksa Ali Koç'un dışında, Aziz Yıldırım'ın dışında bir başka başkan adayı da var mı Fenerbahçe'de? Şu anda yok. Ha, o zaman belki lafın gelişi öyle söylemişti. Dedi ki ben Mourinho'ya dedim ki ben seçilmesem bile diğer başkan adayları kim seçilirse seçilsin onunla çalış dedi. Dedim diyor. Ben de o yüzden yani üçüncü bir aday daha çıkıyor mu düşüncesine kapıldım. Yok, şu anda üçüncü bir aday yok. Resmi bir aday yok. Zaten biliyorsun seçim süresinde Sayın Başkan Ali Koç adaylığını açıkladı. Sayın Saadettin Saran Ekim ayından beri adaylık yapıyordu. Daha sonra Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından Ali Koç lehine adaylıktan çekilmişti. Evet. Daha şu anda şimdi başkan, Sayın eski başkanlardan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Şu anda yeni bir aday yok. Yani bu kalan süre içerisinde de pek aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adaylı bir seçim olacak. Öyle gözüküyor. Hı hı. Sayın Ali Koç, Başkan Ali Koç'ta Sayın Başkan Aziz Yıldırım arasında bir seçim olacak. Aslında biraz da 2018 yılının Rövanşi demeyelim ama orada ikisi bir arada yeniden bir karşılaşacak. Çünkü bu sefer farklı bir ortam söz konusu. Onu söyleyelim. Çünkü son 6 yılda Fenerbahçe'de yani bir sportif anlamda bir başarısızlık söz konusu, onu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin son 6 yılda ne kadar amatör branşlarda önemli başarılar kazansa da futbolda sadece tek kupa kaldı. Hatta son 10 yılda değerlendirirsek son 10 yılda Fenerbahçe'nin tek kupası var. Dolayısıyla ortada bir başarısızlık söz konusu ve tabii kongre üyelerinin ve genel kurulu üyelerinin yoğun bir de tepkisi var. Yani bu tepkiyi de biz Kayseri Spor maçında gördük. Tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Her ne kadar yani orada duygu 10 dakikada bir yani dakika içerisinde değişiyordu. Karabük'te gol atınca daha farklı bir ortam oluşuyor. İşte Karabük Galatasaray gol atınca yeniden bir tepki yükseliyordu. Dolayısıyla bir tepki de var genel kurulu yerinden, kongrelerinden. Bu özellikle sportif başarısızlık anlamında. O yüzden çok daha farklı bir seçim olabilir ama yine de kafa kafaya bir seçim olacak gibi gözüküyor. Ben de onu soracaktım. Sen otomatik olarak cevap verdin. Kimin kazanma şansı daha yüksek? Elbette ki kestirmek mümkün değil. Çünkü bu sefer açık ara farkta bir adayın kazanacağı bir seçim olmayacak 2018'den farklı olarak bence. Evet, ona değindim. Çünkü gerçekten yani orada çünkü Sayın Ali Koç büyük bir umutla gelmişti. Evet. Ve orada şimdi o süreçte de son Sayın Aziz Yıldırım'ın son 4 senesinde 3-4 senesinde bir başarısızlık vardı sportif anlamda. Şimdi orada da Sayın Başkan Ali Koç gerçekten camianın umudu, yeni bir umudu olarak geldi. Şimdi çok daha farklı bir ortam. Yani aslında tıpkı Sayın Aziz Yıldırım'ın son dönemindeki hani sportif anlamda başarısızlık
Şimdi son 6 yılda Sayın Ali Koç'un Boçuk başarı sızdı. Yani bu sefer roller değişti. Şimdi o yüzden ama ne olursa olsun yine de ben seçimin hani bir önceki seçimki farklı olmaz ama kafa kafaya bir seçim olur. Çünkü 55 bin kongresi var. Bunu söyleyelim. İşte yani, bu noktada İrfan bence şu önemli. Mesela Aziz Yıldırım'ın her ne kadar son 2018'deki seçimi kaybetmiş olsa da kemik bir oy kitlesi var genel kurul içerisinde. ekibinin. Ali Koç'un kemik bir oy kitlesi oluştu. Burada bu 55 bin üye içerisinde oy kullanmaya haiz üyelerin ne kadarının ne kadarlık bir bölümünün yüzer geçer oy niteliğinde olduğu yani son dakikaya kadar kararsız kalacağı çok önemli. Son dakikada belki yapılacak hamleler belki de seçim sandığına giderken kararını verecek pek çok üye belirleyici olacaktır. O bakımdan öngörülmesi, kimin kazanacağının öngörülmesi sor bir kongre olarak geçecek diyorum. Benim öngörüm bu. Sence de yüzer geçer oylar kemikleşmiş oylardan çok daha mı fazla şu anda genel kurulda? Birçok tarafsız insan var. Onu söyleyelim. Halen kararını verememiş birçok insan var. Yani oradaki konuşmalar belki etki olacaktır. Ortaya konulan projeler etki olacaktır. Bir de ben en çok etki olacak bir noktayı söyleyeyim Özgür. Daha sayma içinde Fenerbahçe'nin alacağı spor. Evet, evet. Antalya derbisinde alacağı skor bence kongreyi çok etkileyecek. Az önce bahsettin ya sen hani insanlar bu kararsız olan halen oy işte Sayın Ali Koç'a mı oy vereyim Sayın Erdoğan'a oy vereyim diyen insanlar birçoğunun halen o konuda kararsız olan birçok insan derbide alınacak skor oldukça etkileyecek. Derbide Fenerbahçe mağlup olursa o noktada derbide mağlup olduğu takdirde umarım olmaz onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe umarım derbide yener. Eğer derbide Fenerbahçe mağlup olursa Galatasaray orada 3 tane kupa kaldıracak. Evet. Süper kupa, lig kupası şampiyonluğu ve kadınlar futbolda kadınlar futbol ligi şampiyonluğu. Ve kupanın tarihi 19 Mayıs. Hı hı. 100. yıl için çok önem arz eden bir 100. yıl için çok önem 100. yılında 100. yılında Fenerbahçe'nin 100. yılında Fenerbahçe'nin 100. yılı dönmüş. Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray kendi sahasında 3 tane kupa kaldırmış olacak. Ve orada alınacak dediğim gibi skor bütün seçim sonucunu da etkileyebilir. Bu seçim sonucunda Ali Koç aleyhine olur. Derbide alınacak skor. Oradaki tarafsız oyların tamamını etkiler diye düşünüyorum. O yüzden de yönetim açısından Fenerbahçe'nin mevcut yönetim açısından Galatasaray derbisi çok önem arz ediyor. Onlar da o derbiye de çok ayrı bir futbol takımının da ayrı bir motive etmesi gerekiyor. Hem futbolcuları. İrfan ne diyorsun? Ali Koç'un listesinde kimler olacak? Yeni isimler olacak mı sence? Evet olacak. O da Sayın Ali Koç da maç günü, Kayseri Spor maçı günü saat 16'da Faruk Ulgaz tesislerinde kendisini destekleyen onun üzerinde dernek üyesi vardı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen İstanbul'da bulunan dernekler. Orada da yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullanmış. Şampiyonlar Ligi gibi bir yönetim kurulu oluşturacağım ifadesi kullanmış. O nedenle de orada birçok isim gündeme geliyor. Camianın önünde gelen isimlerinden. Hamdi Akın yine gündemine gelen isimlerden yani Sayın Ali Koç'un yönetiminde yer alma ihtimali yüksek olan isimlerden. Yine eski yöneticilerden biliyorsun Fenerbahçe'nin yönetiminden sorumluydu ilk dönemde. Metin Sipahioğlu'nun yeniden yönetime girmesi bekleniyor. Sayın Acun Ilıcalı'nın yönetime girmesi bekleniyor hatta. Bu konuda Acun Ilıcalı henüz bir görüşle gerçekleştirilmemiş. Ancak Sayın Ali Koç'un bu konuda bir şeyi olursa Acun Ilıcalı da bu noktada sıcak bakıyor. Yine Sayın Saadet Paran'ın yönetiminde yer alan Barış Göktürk isminin de yeni Ali Koç'un listesinde yer alacağı ifade ediliyor. Yani yine camianın işte 1907'den bazı isimler var. 1907 Fenerbahçe Derneği'nden de bazı isimler, yeni isimlerin, yeni yüzlerin yönetime katılacağı ve mevcut yönetimde de yer alan 6 ya da 7 ismin değişeceğini net bir şekilde söyleyebilirim.
Peki. İrfan, Fenerbahçe futbol takımında derbi öncesi son durum nedir? 11 ile ilgili tercihi ne yönde olabilir sence? Tabii derbi öncesi Fenerbahçe sakat oyuncuların durumu da önem arz ediyor. Biliyorsun Grunic sakatlığı nedeniyle son maçta forma giymemişti. Onu orada da ön liberada yıkıyor tercih etmişti teknik direktör İsmail Kartal. Yani Anadolu stoperi gerçek mevki stoper olmasına rağmen ön liberada oynatmıştı. O da orada iyi bir performans ortaya koymuştu ama Bekao'nun kart cezalısı duruma düşmesi ve derbide oynamayacak olması hem sakatlık hem cezalı hem sakatlık olan nedeniyle ilk teknoloji merkez atanın oyun planında da önemli değişiklikler yapmasına neden olacak. Bu noktada stoper merkezinde kimin oynayacağı aslında biraz bu önümüzdeki 2-3 gün içerisinde netleşir. Çünkü taktik çalışmalarda birçok isim deniyor. O bölgede Ostrovode'yi stopere çekip sakatlıktan yeni çıkan Ostrovode'yi stopere çekip stoperde sol stoperde Ostrovode Çağlar merkezine. Yine Bonici Çağlar stoper merkezini denediğini biliyoruz. Çünkü Bekao sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Juku'yu da yine Kayseri Spor maçında olduğu gibi ön liberada oynatmayı planlıyor. O bölgede de iyi performans ortaya koymuştu. Çünkü hem Kulini sakat hem de şimdi sakatlığı yeni çekmiş ve onu son 3-4 maçta da forma vermedi, süre dahi vermedi. Kulini için diğer bir de çok önemli bir maçta teknik direktör İsmail Kartal sahaya sürer mi? O soru işareti. O nedenle stoper orta saha merkezindeki o Juku, Filet ve Şimanski üçlüsünü bozmasını beklemiyorum. Yine Jeko'nun yerine Jeko yine yedek koyacaktır ve Başuay'ı forma giyecektir. O da gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor oynadığı maçlarda. Nasıl bir 11'e çıkar? Kalede Livakovic sağda sakatlığı artık tamamen geçen Osayi Samuel, solda Ferdi Kadıoğlu, stoper merkezde Çağlar, Ostorvolde, orta sahada Juku, Filet, Şimanski, ortalanın sağında Cengiz, solunda Tadic, ileride ise Başuay'ı muhtemel 11'ini bekliyorum. Tabi dediğim gibi daha maça var. Bu süreç içerisinde de bazı değişiklikler yapabilir. Tabi burada derbide bence öne çıkacak oyuncular Fenerbahçe açısından Tadic olacaktır. Tadic Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı 3 büyüklerle oynayan, 4 büyük maçta yani büyük maçlarda gol ve asist katkısıyla ön plana çıkan bir isim. İşte Trabzonspor'un ve Beşiktaş'la oynanan maçlarda bugüne kadar 3 gol 4 asist bir performans ortaya koydu. Daha sadece ilk oynanan maçta zaten golsüz beraber bir sona ermişti. Orada bir yapamadı. Yani gol ve asist katkısı verememişti. Şimdi Galatasaray maçında da teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli oyuncusu olacak. Diğer isim ise Başuay olacak. Başuay ile yani Fenerbahçe'de formasıyla Galatasaray'a karşı golü yok. Daha önce Beşiktaş'a da yoktu. Bu sezon Beşiktaş'la oynayan derbide gol attı. Şimdi Galatasaray'a karşısında da gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak yolunda gerçek Fenerbahçeli olmak istiyor. Peki. Sevgili İrfan 25 bu önemli bilgileri, detayları aktardı Fenerbahçe'ye ilgili olarak. İrfan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Mutlu günler. Hep gece bağlandığım için. Gece bağlandığım için alışkanlık olmuş. Doğru. Vedat'ın yayında sürekli bağlandığım için. Doğru. Öyle bir alışkanlık oluyor. Zaman zaman oldu. Ben de yaşıyorum bunu. Haklısın. Saatler değiştiği için. Çok teşekkür ederim bir kez daha sevgili İrfan. İyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sözcü Gazetesi yazarı İrfan 25 bizimle birlikteydi. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. City'de ayın oyuncusu milli futbolcu Abdülkadir Ömür seçildi. İstikrarlı bir biçimde orada oynuyor. Onu tebrik etmek lazım. Barcelona teknik direktörü Xabi Lamine Yamal seçilmiş bir kişi dedi. Oyuncusuna duyduğu güveni dile getirdi. Ajax Francesco Farioli ile 2027'ye kadar anlaştı. Telgraf'ın haberi. Bu arada Oğuz Aydın'la ilgili değişik haberler çıkmıştı. Farioli'nin çalıştırdığı Nice takımı Oğuz Aydın'ı istiyor. Alanya Spor'da çok başarılı bir sezon geçirdi. Milli takıma kadar yükseldi Oğuz Aydın biliyorsunuz. Oğuz Aydın'ı çok sayıda
talibi var. Galatasaray'ın da Oğuz Aydın'ın transferi üzerinde düşündüğünü biliyorum. Sağ kenarda oynuyor. Hücumsal özelliği çok yüksek bir oyuncu. Bu sezon çok başarılı maçlar çıkardı. Ve ligin bence Emirhan'la birlikte en önemli yerli oyuncularından bir tanesi. Çaykur Rizespor'daki Emirhan Topçu da çok başarılı bir performans sergiledi. İspanya'dan Hetafe Emirhan Topçu'nun transferine talip. Çaykur Rizespor'un stoperi, Çaykur Rizespor altyapısından yetişmişti. Yine Oğuz Aydın da Avrupa'dan pek çok talibi olan futbolculardan bir tanesi. Farioli biliyorsunuz Karagümrük, ardından Alanya Spor'da teknik direktörlük yaptı. The Telegraph'ta yer alan haberde teknik direktörlük için Erik ten Hag ve Graham Potter'la yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamayan Ajax'ın Francesco Farioli ile anlaşma sağladığı belirtiliyor. Farioli ve Ajax'ın 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya ulaştığı, Hollanda ekibinin Nice'de yapacağı görüşmelerin ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi. Eredivisie'ye istediği gibi bir başlangıç yapamadı Ajax ve bu sezon zirve yarışının uzağında kaldı. Topladığı 55 puanla 5. sırada yer alıyor. Nice bu sezon başında imza atan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli takımıyla Lig 1'de ilk 5'i garantiledi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti Nice. Kalan 2 maçını kazanıp 4. sıra için Brestoa'nın puan kaybını bekleyecek. Sezonu 5. sırada tamamlaması halinde Nice gelecek sezon Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı sağlayacak. 4. sırada bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi için eleme oynayacak sevgili dinleyiciler. Böyle bir gelişme var. Şimdi sizlerden izin istiyorum reklamlar için. Kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Derlinger Casemiro ülkemize transfer haberlerine konu olan futbolculardan bir tanesi. Biliyorsunuz başarılı bir Real Madrid dönemi geçirdi Brezilyalı oyuncu. Defansif orta saha olarak oynuyor. Ancak United'den ayrılması söz konusu. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu oldu. Hatta iki kulübün bu transferde yarıştığı iddia edildi. Ama Casemiro öyle gözüküyor ki Arabistan'a gidecek. The Telegraph gazetesinin bugünkü haberine göre somut bir teklif aldı. Al Nassr kulübünden, Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı Al Nassr kulübü Casemiro'nun transferine talip ve Manchester United'den ayrılması muhtemel oyunculardan bir tanesi Bruno Fernandes. Onun da yine çok iyi bir teklif aldı. Real Madrid'in bu futbolcuyu gündemine aldığından bahsediliyor. Varane'ın da United'den ayrılacağından ve Galatasaray'ın Varane'ın transferini eğer Nelson giderse düşündüğünden bahsediliyor. Ama bunların hepsi dedikodudan ibaret. Bir gerçeklik payı taşımıyor şu an itibariyle. Sadio Mane ile ilgili bir haber çıkmıştı değerli dinleyiciler. Avast gazetesine göre Sadio Mane takımından ayrılacak ve Michel onu yeni takımına istiyor. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun oynadığı takıma transferinde önemli bir pay sahibi olunmuştu. Yine o da Sadio Mane'de transferi söz konusu olan futbolculardan bir tanesi. Ayrılığı söz konusu olan futbolculardan bir tanesi. Türkiye'ye gelebilir haberlerine konu olan futbolculardan bir tanesiydi. Al Nassr'da oynuyor biliyorsunuz. Ve 2026'ya kadar Al Nassr'da sözleşmesi bulunuyor ama Sadio Mane'nin tekrar dönme ihtimalinin olduğundan, Avrupa'ya dönme isteğinin olduğundan bahsediliyor. Sadio Mane bakalım Al Nassr kulübünden ayrılacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz bir kez daha. Kupa derbiye gelmiyor şeklinde bir haber var. Bugün yazılı basında bu haber hangi gazetede bakıyorum? Akşam gazetesinde. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre şampiyonluk kesinleşmeden kupa maçlara getirilmiyor. Bu yüzden derbide şampiyonluk kupası olmayacak. Galatasaray'da özel bir talepte bulunmayacak. Sarı Kırmızılar pazar günü şampiyonluğu garantilemesi durumundaysa hafta içerisinde görkemli bir tören yapacak deniliyor. Dev maça Arda kardeşler atanacak denmiş ama Ali Kunak, Cihan Aydın'ın olabileceğinden, Halil Umut Meler'in yine seçeneklerden bir tanesi olduğundan, tek seçeneğin Arda kardeşler olmadığından bahsetti. Fiorentina Galatasaray'ın Aston Villa'da kiralık olarak oynayan oyuncusu Zaniolo için devreye girdi deniyor. Galatasaray'la pazarlık yapması gerekecek. Galatasaray'ın da istediği ücret 30 milyon euroya yakın bütün hakları için Nicolo Zaniolo'nun. Nicolo Zaniolo belki istediği gibi bir sezon geçiremedi Aston Villa'da ama oynadığı maçlarda bence başarılı oldu. Ve İtalya'ya dönme olasılığı var mı? Var ama bence benim tahminim sezon başı çalışmalarını Galatasaray'la yapacak. Sonrasında gelen teklifler değerlendirilebilir. 19 Mayıs'ta kupa şöleni denmiş Fanatik Gazetesi'nde Galatasaray'la ilgili bir haberdi. Bir Casemiro iddiası daha Manchester United
United'da yollarını ayırmaya karar veren Casemiro'ya Galatasaray'ın gösterdiği ilgi İspanyol basında da detaylarda yer aldı. Haberde Fenerbahçe'nin de Brezilyalı futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi deniliyor değerli dinleyiciler. Bu arada Karagümrük maçında başına aldığı darbe sonrası oyuna sargıyla devam eden Victor Nelson'un teknik ekipten kenara gel tavsiyesinde bulunulduğu ancak deneyimli stoperin devam etmekten yana bir karar aldığından bahsediliyor. Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk hedef 5. yıldız dedi. 25 Mayıs'ta gerçekleştirecek seçim öncesinde Dursun Özbek'in listesinde yer alan Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk. Başkan Özbek de biz 2 yıl üst üste şampiyonluğu hedefliyorduk ama iyi yolda gidiyoruz, aynı yolda gidiyoruz, hedefimiz şaşmadı. 25 Mayıs'ta Dursun başkanımız seçilirse 5. yıldıza doğru devam edeceğiz dedi değerli dinleyiciler. Sevgili Nihat Erenci bizimle birlikte Trabzonspor'un dünyaca ünlü bir golcüyü Atletico Madrid'in Hollandalı futbolcusu Depay'ı transfer gündemine aldığından bahsediliyor. Bunu konuşacağız. Depay için dün de Beşiktaş haberi çıkmıştı. Biliyorsunuz Depay Atletico Madrid'de çok fazla sakatlıkları sebebiyle süre alamadı ama oynadığı maçlarda özellikle Şampiyonlar Ligi maçında, Inter maçında sonradan oyuna girdi ve oyunu değiştiren futbolcuydu. Önemli bir parça. Atletico Madrid eğer iyi bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirecek mutlaka. Benim edindiğim bilgi bu yönde ama oyuncunun ücret standardı yüksek. 9 milyon euroya yakın bir para kazanıyor. Bir içerisinde Atletico Madrid'de. Sevgili Nihat Erenci, Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü, programımızın bu aşamasında konuğumuz. Nihat abi hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Yağmurlu bir Trabzon gününden herkese selamlar olsun. Ne güzel, olsun. Yağmurda bereket vardır. Trabzon'da da yağmur eksik olmaz. Aynen dediğin gibi Özgür, Trabzon'da yağmur eksik olmaz. Hemen Depay'la başlayalım. Ben de gördüm şeyde de bununla ilgili yine tabii hani kulüpte samimi olduğum yöneticilerle böyle bir hem sohbet hem de bu olayla ilgili biraz konuştum. Yani yok böyle bir şey dediler. Muhtemelen bir menajer haberi diye düşünüyorum ben. Menajerler biliyorsun zaman zaman hani oyuncularını bu şekilde pazarlamaya çalışıyorlar. Yani öyle hani kulüp içinden evet ilgilendirdiğimiz genelde hani bazı oyuncularla ilgili konuştuğumuzda listemizdeki oyunculardan bir tanesi diyorlardı ama onunla ilgili Depay'la ilgili herhangi bir şey yok. Ama ilerleyen zamanda hani belki menajerler bayağı mahirdir o işlerde kabullendirir. Hoca da bu konuda evet derse belki o zaman bu transfer işi biraz gündeme gelebilir diyelim ama şu anda öyle bir şey yok. Anladım. Peki Iatçu'dan bahsediliyor. Gerçekten Trabzonspor'un transfer gündeminde olan bir oyuncu mu? Listedeki bir oyuncu onu biliyorum. Yani listeye yani Iatçu. Böyle evet Iatçu listede olan oyunculardan bir tanesi. İşte zaten hani yine seninle en son sohbet ettiğimizde şöyle söylemiştim ben. Şu anda Trabzonspor'un yaklaşık işte 4 tane imzada hazır. 2 tane de imzaya çok yakın oyuncu var. Yani 6 tane oyuncuyla hemen hemen anlaşmış durumdalar. Tabii ki bunların içinde yani böyle çok böyle hani bu da mı var denecek hepsi yani standart oyuncular. Ama onun ötesinde işte geçen yaptığımız yayınla da söylemiştim. Bir tane yıldız oyuncu. Özellikle orta sahibi yıldız oyuncu düşünüyorlar. İşte mesela onlardan bir tanesi hani belki hayal diyelim. Toni Kroos ismi bir öyle gündeme gelmişti. Hatta yine benim sohbet ettiğim yöneticilerden bir tanesi olsa abi mükemmel olur. Yani bazı menajerler bu konuda getirebiliriz dediler ama sanki hem ekonomisi hem maliyeti bize yüksek keşke olsa diye böyle bir sohbetimiz de olmuştu. Onun üstünde dediğim gibi yani şu anda işte Borna Barış'ı söylemiştik. Yine Lundstrom'u söylemiştik. Muhammed Çiğam büyük ihtimalle onun transferi de gerçekleşecek ki ondan beklentiler biraz fazla gibi. Tıpkı Batista Mendy gibi yani yönetimi takip edip gelecekte hani para kazanabileceği oyunculardan bir tanesi olarak görülüyor. Ona şu olayını dün sanıyorum konuşmuştuk seninle. Orada kulübü yüksek bir bonservis bedeli yani 15 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli istiyor. Bizimkiler bir yıl kiralama teklifinde bulunmuşlardı. Eğer ki orada bir dönüş olmazsa tahmin ediyorum ben gene Bruno Petkovic'e dönecekler. Öyle biliyorum yani. Bana gelen bilgiler o yönde. Yani
İşte belki bir iki tane de böyle yerli oyuncular var. İşte Umut Nayır'ın adı geçiyor, Serdar Aziz'in adı geçiyor. Böyle yani birkaç tane yabancı gurbetçi, yani dışarıdan Avrupa'dan gurbetçi oyuncularla ilgili girişimler var. Ama bunların hepsi şu anda sadece hani girişim aşamasında, net olarak biten transferleri de şu söylediğim gibi. Dört tanesi bitti, iki tanesini de yine bitirmeye çalışıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Bizim için aslında cümleyi istersen onunla tamamlayayım. U19 takımının şampiyon olması Pişehir'de büyük bir yani sevinç yarattı gerçekten. Değil mi? Dün Samsun Spor'u finalde mağlup ettiler. Tabii orada Özgür güzel bir şey daha var. Şu var, iki tane Karadeniz takımının Türkiye finalinde oynaması U19 seviyesindeki. Artık o yaş grubunun en ilerisi, iki tane Trabzonspor ve Samsunspor'un final oynaması, yani Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın olmaması orada, iki tane Karadeniz takımının bence final oynaması bence en önemli olay oydu. Tabii Trabzonspor'un kazanması da bizi daha da mutlu etti. Yani umarız bu çocuklardan işte, yani dün oynayan çocukları da izledik, seyrettik. Umarız yeni sezon bunlardan en az 3-4 tanesi takım içinde olur. 2 tanesi 3 tanesi ilk 11 şansı bulur. Yani beklentilerimiz hep bu yönde. Peki. Uğurcan Çakır'la ilgili olarak Ertuğrul Doğan'ın, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir açıklaması vardı. Teklifler, arayanlar var, bir teklif olduğundan bahsedebiliriz ama resmi olarak gelen bir teklif yok. Arayanlar var dedi. Uğurcan Çakır'ın sanırım ayrılma düşüncesi kati bu yaz transfer döneminde. Menajerini değiştirdi. William Davila ile çalışıyor. William Davila da Türkiye'ye pek çok futbolcu getirdi götürdü. Avrupa'da özellikle İngiliz kulüpleriyle ilişkileri iyi olan bir menajer. Ne diyorsunuz Uğurcan? Nereye gidebilir? Kesin olarak ayrılır mı bu dönem içerisinde Trabzonspor'dan? Ya Uğurcan bence 23 Mayıs'ta Türkiye Kupası'nı omuzlarında kaldırır, Trabzonspor'a veda eder. Yani benim beklentim o yönde. Selçuk olursa olur, olmazsa Galatasaray olur. Bir daha söyler misiniz? Selçuk olursa olur, olmazsa Galatasaray olur. Galatasaray'a gider. Bence de. Yani bence öyle olur. Var mı Galatasaray'ın bu yönde bir girişimi? Var var var. Yani Muslera'nın yerine hatta ben İstanbul'dan sohbet ettiğim, yani Galatasaray kulübünün içinden önemli isimler şöyle bir şey dedi. Bir sezon Muslera ile birlikte olacak. Büyük ihtimalle biz Muslera'yı artık yani kaleci departmanının başında düşünüyoruz. Hani göndermeyeceğiz de bir sezon oynadıktan sonra. Uğurcan Çakır da artık gelecek sezon Muslera ile de birlikte Galatasaray Kalesi'ni koruyacak. Uzunca yıllar öyle bir planlamamız var. Önemli olan tabii Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki rakamsal olarak anlaşmaya bağlı. Yani bu burada önemli olan burada Trabzonspor'un isteyeceği para, Galatasaray'ın da bu paraya verip veremeyecek. Yani benim aldığım izlenim de hem Uğurcan'ın oraya gitmeye sıcak baktığı, yani Selçuk olmazsa, yurt dışı olmazsa Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı yönünde. Bu çok önemli bilgiyi sevgili Nihat Erenci aktardı sizlere. Galatasaray'dan da edindiği bilgiler çerçevesinde teyit ederek söylüyor bunu. Uğurcan Çakır Celtic'e gitme ihtimali olan bir futbolcu, Celtic onun transferiyle ilgileniyor. Ama eğer Celtic transferi olmazsa Galatasaray'da Muslera'nın yanında bir kaleci olarak transfer olacak. Ki Muslera'nın ayrılığından sonra da kaleyi Galatasaray'da devralacak. Böyle bir süreç işliyor Uğurcan Çakır'la ilgili olarak. Sevgili Nihat Erenci bu önemli bilgiyi aktardı sizlere. Nihat abi çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi işte bugün dinleniyor takım. Yarından itibaren Başakşehir maçının hazırlıkları başlayacak. Artık yani kalan 2 hafta kaldı ama tabii artık Trabzonspor'da konuşulan tek konu 23 Mayıs'taki Türkiye Kupası finali. Yani finali kazanıp bu sezonu en azından bir şampiyonlukla tamamlamak istiyor Trabzonspor. Yani bütün planlamalar, bütün şeyler bunun üzerine. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim aktardığınız bu önemli bilgilerden dolayı. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolaylıklar dilerim. Sevgili Nihat Erenci bu önemli bilgiyi aktardı. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a gelme ihtimali var. Galatasaray yöneticiler de Uğurcan Çakır'ın transferini düşünüyor diyor. Sevgili Niceler Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü Nihat Erenci bu bilgiyi aktardı.
Sebastian Haller'le Beşiktaş'ın ilgilendiğine dair Bild gazetesinde de bir haber çıktı sevgili dinleyiciler. Ve Aston Villa taraftarları Tom Hanks beraberlik golü sonrasında kendinden geçti. Dün Aston Villa ile Liverpool arasında bir maç vardı. 3-3'lük bir skorla sonuçlandı maç sonu. Aston Villa 3, Liverpool 3. Kanada Milli Takımı teknik direktörlük görevine Hesse Marsh'ın getirildiği açıklandı. Ve Tuzla Spor U19 finalde Samsun Spor U19'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor, düzelterek söylüyorum. Trabzonspor şampiyon oldu U19 finalinde. Türkiye şampiyonu oldu. Dünkü maçta 3-2 mağlup etti Samsun Spor U19 takımını. Az önce de Nihat Erence bu finalin detaylarını sizlerle paylaştı. Feyenoord teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin'le ilgileniyor. Hollanda'da çıkan haberlerden bir tanesi bu. Borussia Dortmund'da A takıma çıktıktan sonra Feyenoord'da bir dönem kiralık olarak, bir sezon kiralık olarak oynamıştı Nuri Şahin ve Feyenoord'daki başarısı, çok maç oynamış olması Nuri Şahin'i asıl olarak geliştiren faktördü ve bir sonraki sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi ve Feyenoord'da da iyi izler bırakmıştı bir dönem oynadığı kiralık sezonda ve dolayısıyla Feyenoord onun teknik direktörlük kariyerinde de önemli bir aşama olabilir. Hollanda basını güçlü bir biçimde Feyenoord'un teknik direktörlük için Nuri Şahin'i düşündüğünü yazıyor değerli dinleyiciler. Ve Filenin Sultanları'nın 2024 Voleybol Ligi milli kadrosu da belli oldu. Oliver Giroud biliyorsunuz Fransız milli takımında oyuncusu, Milan'dan ayrılacağını açıkladı. Giroud Milano'da yaptıklarından gurur duyuyorum. Son maçlarımı oynayıp ardından da MLS'e gideceğim diyor. Arda Güler ve Vinicius'un antrenmandaki mücadelesi yine dün akşam itibariyle İspanyol basında yer alan fotoğraflardan bir tanesi. Arda Güler iyi çalışıyor. Kalan maçlarda da ligde 11'de forma şansı bulacak. Biliyorsunuz Real Madrid şampiyonluğunu garantiledi. İspanya'nın en çok şampiyon olan takımı, Şampiyonlar Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı, 14 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 1 Haziran'da 15. kupayı kazanmak istiyorlar. Arda Güler için de özel bir durum. Arda Güler Türkiye'de altyapılardan yetişerek Real Madrid'e giden, şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu. Daha önce Mesut Özil, daha önce Hamit Altıntop, Nuri Şahin Real Madrid'de şampiyonluk yaşadılar. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da gördüler ama onlar biliyorsunuz Almanya'da yetişmişti. Arda farklı olarak Türkiye'de yetişti ve lig şampiyonu oldu Real Madrid'de. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olma şansı var. Bu da ilk anlamına gelecek. Daha önce Türkiye'de altyapıdan yetişen, Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan biliyorsunuz La Liga'da şampiyonluk yaşadı Atletico Madrid'le birlikte. Süper Kupa kazandı. Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı elde etti ve Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadı ama kazanamadı. Real Madrid'e karşı kaybetmişti. Arda Turan ilk şampiyon olan futbolcu, Türk futbolcu, İspanya'da, Türkiye'de altyapılardan yetişen. Nice Alanya Spor'da forma giyen Oğuz Aydın'la ilgileniyor. Ekibin haberi dün bu şekildeydi ve bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 23 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İstanbul'daki maç 20.45'te başlayacak. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize veda ederken hatırlatıyorum. Saat 15'te Spor Kazanı programında tekrar birlikte olacağız. Öğleden sonra görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. HDI Sigorta ters köşeyi sundu. HDI.